5 yıldır bir adalet mücadelesi yürütüyoruz. Biz insanlığımızın gereğini yerine getiriyoruz. Urfa'daki yetkililerle görüştüğümüzde bizim yapacağımız bir şey yok. Elimizden bir şey gelmiyor. Biliyoruz. Ha, biliyoruz. Haklısınız ama bizim çözeceğimiz bir konu olmadığı için biz de buna dayanarak mücadelemizi Ankara'ya taşıdık. Aynı zamanda Urfa'nın milletvekiliyim. Halk beni vekil olarak seçtiğinde bana verdiği birinci görev, sorumluluk devam eden bu adaletsizliğin, hukuksuzluğun son bulmasıdır. Ve ikinci olarak bir anne 5 yıldır adalet diye haykırıyor, feryat ediyor, gözyaşı döküyor ve bu annenin gözyaşının dinmesi için Urfa halkı beni vekil olarak seçti. Biz de 37 gündür Ankara'dayız. Her gün meclisten Adalet Bakanlığı önüne gidiyoruz. Haklı bir talebimiz var. Kesinlikle Adalet Bakanlığı'nın ya da yetkililerin yargı müdahalesi diye bir talebimiz olmadı, olmayacak. Tamamıyla tam tersini istiyoruz. Yargı üzerindeki bu müdahalenin kalkmasını istiyoruz. Çünkü iş yerimizdeki güvenlik kameraları var, bir kişi raporu var ve her şekilde bizim haklı olduğumuzu gösteriyor. Bunlar bilimsel verilerdir. Ama buna rağmen 3 insanımız katledilmiş, bir kardeşimiz de 5 yıldır üstünlerin talimatıyla tek kişilik hücrede tutuklu bulunuyor. Ankara'ya gelmemizdeki amacımız bu hukuk devam eden bu hukuksuzluğu Adalet Bakanlığı'yla görüşüp ve Adalet Bakanlığı'nın bize vereceği yargıya müdahale değil de ortada bir adaletsizlik var ve bu adaletsizliği hukuk çerçevesi içinde biz çözeceğiz şeklinde bir cümlesi bizim için yeterliydi. Ama her Adalet Bakanlığı'nın önüne gittiğimizde bu görüşme talebimizi daha önce meclis aracılığıyla, sekreter aracılığıyla 30'dan fazla talebimiz olmasına rağmen herhangi bir ne olumlu ne olumsuz bir dönüş yapılmadı. Biz de her gün kendi imkanlarımızla meclisten Adalet Bakanlığı Anan'la beraber gidiyoruz ve Adalet Bakanlığı'yla görüşme talebimizi oradaki yetkililere iletiyoruz. Her bakanların önüne gittiğimizde yetkililerin bize verdiği cevap ya bakan şehir dışındadır ya da çok uzun bir toplantıdadır. O yüzden sizinle görüşmeyecek diyor. Biz de bundan dolayı Adalet Bakanlığı'nın önünde annemle beraber saat 1.30'dan 4'e kadar bir adalet eylemimizi, hukuk sınırları içinde bir adalet eylemimizi gerçekleştiriyoruz. Ve bu eylemimizi yaparken yanımıza kesinlikle medyanın ya da avukatların ya da STK'ların danışma için yanımıza gelmesine izin vermiyorlar. Hukuksuz bir şekilde engelliyorlar. Biz de bu mücadelemizi sosyal medya hesabımızdan paylaşıyoruz. Bu engellemeler sesimizin duyulmasını engelleyen kolluk kuvveti de bize müdahale etmiyor ama danışma için yanımıza gelen herkese müdahale ediyorlar. Ve bütün Türkiye hatta dünyada bu adaletsizliği istiyor. Adalet Bakanı burada bizden kaçarken yani bu Türkiye'de zaten olmayan güvensiz bir adalet var. Bu güvensiz adaleti Adalet Bakanı'nın önünde annenin eylemi daha da aşikar ortaya çıkartıyor. Evet biz diyoruz, ben de bir milletvekiliyim, mecliste 600 milletvekili var ve Adalet Bakanı bu konuda adil olmak zorunda. Bütün milletvekillerine eşit olmak zorundadır. Çünkü yasalarımız, anayasalarımız bunu öneriyor. Ama Adalet Bakanı'na baktığımızda adaletten sorumlu olan bakan sadece kendi siyasi görüşünde olan AKP milletvekilleriyle hem bakanlıkta görüşüyor, şehir dışı gezilerine de baktığımızda sosyal medya hesabından paylaşıyor. AKP'nin il binalarına gidiyor, açılışlarına katılıyor, il başkanlarıyla görüşüyor. Yani bu şekilde bir Adalet Bakanı olursa Türkiye'nin durumu ne olur? Yani kamuoyu bunu soruyor. Adaletin başındaki kişi böyle taraflı davranırsa, sadece kendi siyasi görüşünde olan kişilerle görüşüp milletvekilleriyle görüşse, diğer bütün muhalefet partilerini yok sayarsa, burada büyük bir derin adaletsizlik var. Ve bu adaletsizliği yapan da maalesef üzülerek söylüyoruz, Adalet Bakanı'dır. Biz her zaman çağrımızı yeniliyoruz. Adalet Bakanı'nın
bu tavrından, bu duruşundan vazgeçmesini istiyoruz. Adalet Bakanı'nın yaptığı bu davranış yerel mahkemeleri de etkileyecek. Adaletin kapısı hak arayanlara, adalet arayanlara kapanmaması gerekiyor. Adalet Bakanı anayla görüşmediği takdirde bu yerel mahkemeleri de yansıyacak ve savcılar da benzer tavırları sergileyecek. Haktan kopacaklar ama mahkemeler karar verirken millet adına karar veriyor. Haktan kopuk bir yargı meclisi millet adına nasıl karar verecek? Bunu da Adalet Bakanı ve yetkililerine soruyoruz.